bir kadın gelecek. Kim acaba ya? Çok merak ettim, biliyor musun? Ben de merak ediyorum. İsmini de vermemiştim üstelik, sürpriz olsun diye. Şimdi onu davet etmek istiyorum. Tuğba Özal geliyor. Harikasın. Hoş çok geldin. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Ne kadar harikasınız güzelsin. Hepiniz, siz de öyle. Hepiniz çok güzelsiniz. Enerji muhteşem burada. Öyleyiz gerçekten. Sen harikasın Özgeciğim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz geç söyledim gerçi ama ancak geldik yani programa. Evet. Yedinci hafta bitti herhalde. Yedinci haftanın içindeyiz aslında şu an. Şahane. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Çok teşekkürler. Bu dinlediğimiz 2-3 sene öncenin parçası, doğru biliyorum değil mi? Evet, bravo. Evet. Ama şimdi yeni bir dijital platformda şarkım var. Dijital platformda İyi Ki Geldin adlı bir şarkı var. Bu şarkının da sözü müziği bana aitti. Hoşça kal bayım. İyi Ki Geldin'in de sözü müziği bana ait. Nasıl gidiyor dijital platformdaki dinlenme oranları? Yani benimki tamamen organik. Harika. O yüzden güzel. Yani ben memnunum. Bir de o zamanla olan bir şey değil mi? Evet. Bir de slow bir şarkı, o böyle dinlendikçe güzelleşen bir şeydir ya. Ama gelen tepkiler çok güzel. Bir de bir farkındalık yaratmak istedim ben klipte. Banu Kaptanoğulları klip yönetmenim ama hikayesini ben yazmıştım. O da bir aşk hikayesi ama maalesef ki çağımızın hastalığı, illeti kanser ve bir farkındalık yaratmak istedik. Kansere yakalanan fakat kemoterapi süreci gören ve o süreçte de sevginin, aşkın, dostluğun ve paylaşımın gücüyle
yaşama bağlanan ve o süreci atlatan, moralle birlikte yaşama sıkı sıkı tutunan bir kadını canlandırıyorum orada. Harika. Rol arkadaşım sevgili Fatih Can Güven'e de çok teşekkür ediyorum kendisi. Çünkü bir oyuncu değil ama müthiş bir oyun çıkardı. Teşekkür çok ederim. Çok iyi yapmışsın. Harika çok bir fikir olmuş gerçekten. Ne yapıyoruz? Evet, ne yapıyoruz? Bütün tekrar hoş geldin. Çılgınlar burada galiba. Biraz öyle, en biraz öyle. Burası görünüyor. Evet, doğru tahmin. Biraz öyle. Ben sizi Madagaskar'dayken de izliyordum. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir yakaladın yer. Yakaladın mı? Bravo. Yakaladın. Yakaladın. Harika. Hatta tabii Papua Yeni Gine'den falan yani bayağı sevenleriniz yakın var. Selamlarını getirin. Oraya da gideceğim. İnşallah. Yakın zamanda. Evet, evet. Yakın zamanda gidecek oraya da. Evet. Öyle. Öyle bir şey. Çok güzel. Gidebilirim. Bugün Hindistan'dayız. Bugün aslında senin de içinde olduğum bir Şov saçı ve makyajı istedik biz yarışmacılarımızdan. Sen de çok yaşamışsındır bunu. Sana da çok kereler herhalde şov saçı ve makyajı öyle çok değişik saçlar yapılmıştır değil mi? Yani 25. yılımdayım bu sene sektördeki. Çocuktum neredeyse ve çocukluğumdan beri saç makyaj inanılmaz şovlara katıldık. Saç makyajla ilgili özel olarak hani bu tür şovlara da katıldık. Sadece podyum modelliğinin işte kostüm taşımanın evet, işte dışında bu tip şovlarda da yer aldığım için yani hiç uzak bir dünya değil tabii evet, ki. Bir de gerçekten çok merak ediyorum şu anda nasıl bir yaratıcılık konuşulacak. Evet. Burada nasıl bir yaratıcılık konuşulacak? Çünkü gerçekten hayal gücü çok önemli. Mutlaka. Yani onların işi de bir sanat. Podyum modelliği de bir sanattır. Doğru. Ve onlarla bizler bir bütünüz esasında. Sürekli işçiyiz. O yüzden merakla bekliyorum bakalım evet. Neler çıkacak şimdi karşımıza. Birazdan hep beraber modelleri de göreceğiz. Neler, nasıl işler yaptıklarını, nasıl yaratıcılıklar sergilediklerini hep beraber göreceğiz. Heyecanlı bekleyiş var arka tarafta. Başlatalım mı ne dersin? Başlatalım. O zaman seni şöyle rahatça bir sandalyeye alayım lütfen. Biz normalde hep birinci takımdan başlayıp ikinci takım, üçüncü takım diye devam ederiz modellerimizi çağırmaya. Ama arkadaki bekleyiş bazen çok uzun sürüyor ve şikayetçi oluyor yarışmacılarımız. O sebeple daha önce Ramazanlardan başlatmıştım. O yüzden ilk kez bu sefer Güven ve Emel'in modeliyle başlamak istiyorum. Güven ve Emel'in modeli Hilal geliyor. Ayna kapansın ve Hilal kendine baksın.